Azerbaycan'ın Berde bölgesinin 32. köyünden iki kardeş Elşan ve Evnur. 24 yaşındaki Evnur Mehbilev, Nisan ayındaki çatışmalara katıldıktan sonra askerlik hizmetine devam etmeye kararı aldı. 26 yaşındaki kardeşi Elşan da aynı yolu seçti. Kursu tamamladıktan sonra ikisi de anavatan için küçük çavuş askeri rütbesiyle hizmet etti. Ennur Şuşa yönündeki çatışmalarda ağır yaralandı. Elşan da kardeşi gibi Akdere Savaşları'nda yer aldı ve ağır yaralanmıştı. Akdere Zaferi'nden 5 gün önce yani 5 Kasım'da şehit oldu. Oktay Mehmetov ise 29 Eylül'de cepheye gönüllü oldu. Fuzuli'de başlattığı kahramanlık öyküsü Şuşa'da sona erdi. Oktay Mehmetov Şuşa Savaşları'nda şehit oldu. Azerbaycan'ın Tertar ilinin Sukavuşan köyünde mayın patlaması sonucunda Albay Baybek Metlep oğlu Samitli şehit oldu. Şehit olmadan bir gün evvel askerlerin önünde duygusal bir konuşma yaptı. Samitli askerlere savaşın önemini, vatanın kutsallığını anlatarak askerlerine vatan için ölümü göze alın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusundan yüksek rütbeli bir general kimliğinin gizli kalması kaydıyla Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini belirterek Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi. General, bu taktik Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Azerbaycan'a Türk asker gönderme yasasını onaylamasının üzerinden bir hafta geçti. Dağlık Karabağ'daki Rusya-Türkiye Ortak İzleme Merkezi'nde bir yıl süreyle faaliyet gösterecek olan kardeş ülkenin askerlerinin gelişi henüz gerçekleşmedi. Türk askerlerini Aralık ayının ilk 10 günü Azerbaycan'a silahlı kuvvet göndereceği söyleniyor. Rus barış güçleri Karabağ'da tam olarak konuşlanmış durumda. Azerbaycan toplumunun endişelerinden biri de Türk askerlerinin gelişinin neden geciktiği. Azerbaycan'ın Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Milletvekili Razi Nureliyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada gecikmenin bazı nedenlerini şöyle sıraladı. Türk askerlerinin ülkemize gelmesinin gecikmesinin sebebi Türkiye ile Rusya arasında müzakerelerin sürmesi, iki ülke arasında bazı farklılıklar olduğunu, Azerbaycan'a gelen Türk askerlerinin sayısı, nerede konuşlanacakları ve hangi pozisyonlarda bulunacakları konusunda net bir görüş olmadığını, Ortak İzleme Merkezi'nin aynı sayıda Rus ve Türk askerleri istihdam ettiğini belirtti. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 9 Kasım anlaşmasına göre Ateşkes İzleme Merkezi kuruluyor. Türk ordusunun durumu Ruslarla birlikte izleyeceği Ankara ile Moskova arasında varılan anlaşma merkeze de yansıdı. Reuters ajansı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'da bağımsız bir askeri gözlem noktası kurmasını istenmediği bildirildi. Ajansa göre gözlem noktası konusunda taraflar arasında farklılıkların olduğunu belirterek Rusya, ortak merkezden bağımsız olarak Türkiye'nin bölgede bir gözlem noktası kurmasına gerek olmadığına inanıyor dedi. Ajans, Azerbaycan'ın sadık bir müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğinin anahtarı olarak gördüğü bölgedeki nüfuzunu arttırmak için kendi bağımsız gözlem noktasına sahip olmak istediğini söylüyor. Ancak Rusya'nın buna ihtiyacı olmadığını, bu konudaki görüşmeler taraflar arasında sürdüğünü belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurtarılmış Agdam kentine yaptığı ziyaret sırasında açıklamada Koçaryan ve Sargsyan'ın ordusunu yok ettik, onları yendik, Paşinyan kimdir, şimdi onun hakkında konuşmak istemiyorum, gerekli olanı söyledim. Koçaryan, Sargsyan önümüze diz çöktünüz dedi. Devlet Başkanı 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın kaçtıklarını ve saklandıklarını belirterek "Bak ben burada yıktığın caminin önünde, yıktığın Agdam şehrinde duruyorum. Buraya ordumla geldim. Ben kazanan olarak geldim ve zavallı hayatınızın sonuna kadar mağlup, korkak bir işaretle yaşayacaksınız. Orada fare gibi ne saklanıyorsun? Paşinyan hiç kimse değil. Savaş suçluları, hocalı katilleri sizi yok ettik." dedi.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Dağlık Karabağ'daki birliğinin dört kanatına çıkacağını belirterek çatışmanın ölçeğiyle daha fazlasını yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Savaştan önce bölgedeki misyonumuzun bütçesi 18 milyon manat idi. Ancak önümüzdeki yıl bu miktar 83 milyon manat olacak. Yani orada sayımızı dört katına çıkaracağız. Orada çok az insan vardı. Şimdi bölgeye 400-500 kişi daha göndermeyi planlıyoruz. Son günlerde orada varlığımızı arttırdık, dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. Görüşmede Merkel, İsrail ile Filistin güvenlik bir işbirliğinin yeniden başlamasının önemli bir adım olduğunu vurguladı. Almanya, Mısır, Fransa ve Ürdün'den oluşan dörtlünün Münih grubu aracıyla Filistin ve İsrail taraflarıyla buluşması öneriliyor. Filistin lideri uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devleti 2003-2018 yıllarında en az 140 çocuğun polis tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Yaşları 12 ile 17 olan 140 çocuğun polis müdahalesi sonucu yaşamını yitirdiğini, polis müdahalesinde hayatını kaybeden çocukların %93'ünün erkek olduğu, siyahi çocukların polisin elinde ölme olasılığının beyazlardan 6 Hispanik çocuklarında 3 kat fazla olduğu görüldü. Dünya genelinde yaklaşık 60 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Asya'da yaklaşık 16 milyon, Avrupa'da 16 milyon, Kuzey Amerika'da 15 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 866.821, Türkiye'de 453.535, Ermenistan'da 126.709 ve Gürcistan'da 108.690 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış 95.281 kişiden 1.160 kişi hayatını kaybetti ve 64.475 kişi tedavi edildi.